Abdullah Cömert'in, TGB üyesi olan Abdullah Cömert'in cenaze törenine katıldınız. Daha sonra da yavaş yavaş dönüyorsunuz İstanbul'a doğru, ama bugün Rize'de bir gerginlik yaşandı. Ve bu gerginlikte TGB üyelerinin de hedef alındığını gördük. Bu gerginliği nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu gerginlikle amaçlanan ya da bu gerginliğe yol açan şey nedir? Bilinçli gerçekleştirilen organize bir provokasyon. Kesinlikle böyle tanımlamak doğru olacaktır. Rize'de aslında Taksim'deki direniş başladığından beri sürekli eylemler zaten sürüyordu. Aynı Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi. Orada da AKP'nin polis zorbalığına karşı, AKP'ye karşı büyük bir direnç Rize'de de gösteriliyordu. Ancak çok net bir şekilde AKP iktidarı bu gelişen Türk milletinin ayağa kalkışına karşı ortaya çıkan o büyük birlik, dayanışma ortamına çomak sokmak ve onu parçalamak adına çeşitli provokasyonların zeminini yaratacak zaten çeşitli açıklamalar yaptılar. İşte biliyorsunuz Tayyip Erdoğan'ın %50'yi zor tutuyoruz gibi tamamıyla provokatif, kışkırtıcı açıklamalarını bizzat Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından duymuştuk. Şimdi onun neticelerine almak üzere daha organize girişimleri bir girişimin olduğunu gördük. Arkadaşlarımızın orada TGB üyesi arkadaşlar, Atatürk Düşünce Derneği, yetim iş üyeleri yaptıkları açıklamaya hemen organize bir grup saldırı düzenlemeye kalkıyor. Arkadaşlarının bir kısmı da Atatürk Düşünce Derneği binasına sığınıyorlar. Çünkü gelenlerin ellerinde çeşitli sopa, silah gibi, daha doğrusu bıçak gibi cisimler olduğu ve bunlarla saldırdığı yönünde bilgi var. Arkadaşlar binanın içerisinde girdikten sonra tabii polis bu olayların hepsini izliyor. Hiçbir şekilde müdahale etmiyor. Orada kitle yavaş yavaş çeşitli yalanlar söylenerek provokatif laflarla kitle oraya da kalabalıklaştırılıyor. Polis de buralarda oradaki kalabalığın artmasına müdahale etmiyor. Sonraki süreçte içerideki arkadaşlarımızı dışarı çıkartma içinde bulunuyorlar emniyet görevlileri. Üç arkadaşımız dışarı biraz da bir arkadaşımız da Sara hastalığı sebebiyle orada yaşadığı sıkıntı sebebiyle dışarıya alınıyor. Ambulansa alınacak. Tam o sırada kapıda emniyet görevlileri can güvenliğinden biz sorumlu değiliz. Bunu aynen bu şekilde dile getiriyorlar. Arkadaşlarımızın üzerine saldırtılıyor kitle. Hatta polisin yön gösterdiğini söylüyor. Arkadaşlarımızın söylediği bu. İşte bu tarafa kaçtılar, bu yöne kaçtılar şeklinde. Arkadaşlarımızı kovalıyor. Bir arkadaşımızı da 20 kişi linç etmeye kalkıyorlar. Şu an hastanede olduğu bilgisi bize ulaştı. Öyle mi? Yani bir kişi yaralanmış. Evet. Bu yeni bir bilgi benim anladığım kadarıyla. Şu anda duyuyorum ben en azından. Evet, evet. Bir arkadaşınız yaralanmış durumda. 20 kişinin saldırısına maruz kalmış Rize'de. Evet, böyle bir saldırı oluyor. Daha sonra hastaneye kaldırıldı, bilgisi geldi. Onunla ilgili net bir bilgi, bir duyum geldiğinde sizlere de mutlaka iletiriz. Sonrasında tabii kalabalık binayı taşlamaya başlıyor. Küfürlü sloganlar atmaya başlıyorlar. Kalabalığın içerisinde provokatörlerin yaptığı şeyler de zaten gözlemleniyor. Binanın bütün camlarını, çerçevelerini indiriyorlar attıkları taşlarla. Polis herhangi bir müdahalede bulunmuyor. Biz hem Emniyet Müdürlüğü'ne hem valiliğe hem garnizon komutanlığını aradık. Ancak sürekli toplantı halindeyiz. Kriz masası topladık. Toplanıyoruz. Meseleyi görüşüyoruz şeklinde. Durumu izleyen ve müdahale etmeyen bir tutum sergilediler. Hemen hem milletvekillerine, mecliste bulunan milletvekillerine, bakanlığa ulaşmaya gayret ettik. Sonunda mecliste bulunan milletvekili Sayın Emine Ülker Tarhan'a ulaştık ve durumu ilettik. O da meclis kürsüsünden zaten meseleyi söyledi. İçişleri Bakanı ile hemen görüşüp müdahale etti. Ancak çok zor bir şekilde meselenin bir olumsuzluk gerçekleşmeden sonuçlanmasına dönük çok büyük çabaların sonrasında ancak saatler sonra arkadaşlarımız oradan alınması sağlandı. Tabii Emniyet Müdürlüğü'nü de valiliği de burada çok sert şekilde uyardık. Yapılan çok ciddi bir provokasyon denemesiydi. Ve emniyet güçlerinde bunu izlediğini gözlemledik. Bunun
takipçisiyiz. Devamında da buna ilişkin tepkimizi her yerde ortaya koyacağız. Barışçıl eylemler, demokratik eylemler düzenleyenin karşısında biber gazlarıyla, tomalarla zorbalık yapan barışçıl eylemler, demokratik eylemler düzenleyenlerin üzerine sürülenler buradaki linç girişimini, provokasyon girişimini sadece seyretmiştir. Buradan da sorumlu olan herkesi kesinlikle uyarıyoruz. Kesinlikle uyarıyoruz. Bu durum AKP iktidarı açısından, onlar açısından bir toparlanma anlamına gelmeyecektir. Tam tersine tüm Türkiye'de şu an AKP iktidarının karşısında hükümet istifa sloganlarıyla Türk milleti ayaktadır. Rize'deki bu provokasyon girişimi her türlü ortam hazırlanmış olmasına rağmen onlar açısından başarısız olmuştur, geri tepmiştir. Arkadaşlarımız herhangi bir zarar görmeden oradan emniyet lojmanlarına götürüldü şu an. Sürekli telefonlaşıyoruz, durumlarıyla ilişkin sürekli bilgi alıyoruz. Tabii burada önemli olan bir diğer nokta da şudur. Burada olayı izlemenin ötesinde dediğimiz gibi bir organize olay olduğu kesindir. Çünkü bu eylemler neredeyse 5-6 gündür sürüyor. AKP iktidarı da özellikle Tayyip Erdoğan'ın memleketi olduğu için Rize'den buna bir cevap üretmeye kalkmıştır. Giriştikleri şeyin adı budur. Ama halkı provoke ederek ve bu meşru tüm Türkiye'de her kitleler tarafından benimsenmiş olan eylemlere bu tip bir saldırı başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Direkt bizim arkadaşlarımızı isim isim hedef alarak, çok bellidir, organize bir iş vardır orada. Arkadaşlarımızın isimlerini zikrederek küfürler edilmiştir. Bunların hepsi önemli ve kayda değer, kaydedilmesi gereken meselelerdir. Şey, savcılığı da harekete geçmeye çağırıyoruz. Bu işin sorumluları kesinlikle yargılanmalıdır. Sorunların üzerine gidilmelidir. Çağdaş Cengiz, eğer burada bir müdahale olmazsa bunun vevali, sorumluluğu AKP iktidarının ta kendisidir. Evet. Şimdi ben bir şey soracağım. Bu bence önemli. Sizin eylemlerinizde tabii yurttaşlarımız biliyorlar ama özellikle Rize'de şu anda bizi izleyen ya da bazı başka yerlerde bizi izleyen yurttaşlarımız, kafalarında soru işaretleri dolmuş olabilir bazı yurttaşlarımızın. Siz eylemlerinizde, mesela Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanısınız siz. Siz eylemlerinizde ne taşırsınız? Nasıl sloganlar atarsınız? Bunları bir söyler misiniz? Yani sonuçta o kitle neye yönelik bir saldırı gerçekleştiriyor? Bunu bir bilelim. Bunu herkes bir kere daha duysun. O eylem sırasında arkadaşlarımız diğer kurumlarla beraber eylem yürüttükleri için mesela TGB flamaları kullanmamışlar. Yalnızca ellerinde Türk bayraklarıyla, sadece Türk bayraklarıyla basın açıklaması gerçekleştirirken bu saldırı oluyor. Yani Türk bayrakları taşıyan herhangi bir, zaten TGB'yi tüm Türkiye tanır. AKP iktidarı da çok iyi tanır. TGB yıllardır yaptığı eylemlerde, yaptığı yüzlerce, binlerce etkinliğin hiçbirisinde tek bir suç unsuru bulamamışlardır. TGB'ye dönük halkın gözünde meşru olmayan TGB tek bir hareketin içerisinde bulunmaz. Her zaman meşru ve doğru bir eylem çizgisi izlemiştir. Atlı sloganlar bellidir. Her yer Taksim, her yer direniş. Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganları atılmıştır. Hükümet istifa sloganları atılmıştır. Tüm Türkiye'nin şu an haykırdığı, bütün meydanlarda haykırdığı sloganlar, halkın meşru bulduğu, desteklediği sloganlar, her yerde dile getirilen sloganlar yine Rize'de de dile getirilmiştir. Biz hiçbir zaman kışkırtma ve provokasyona gelmeyiz. Düzgün ve disiplinli eylemler gerçekleştiririz. TGB'nin olduğu yerde ne kavga olur, ne karışıklık olur. Ancak bilinçli grupların provokatif eylemleri olayı bu tarafa doğru çekmeye çalışırlar. Ama arkadaşlarımız da gayet soğukkanlı ve serinkanlı şekilde davrandılar. Oradan ilettikleri mesajda biz direnişimize devam ettireceğiz. AKP iktidarının zorbalığına karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. TGB halka dönük her türlü şiddet girişiminin karşısındadır. Türkiye'de çok büyük bir birlik ve dayanışma duygusuyla bu eylemler gerçekleştiriliyor ve TGB'de bu birliği, bu dayanışmayı, bu kardeşliği sekteye uğratabilecek
bütün girişimleri engellemiştir. Bunun da bu şekilde süreceğini biliyoruz. Bu provokasyon girişimlerin hiçbirisi AKP açısından bir sonuç yaratamayacak. Onlar açısından bir sonuç yaratamayacaktır. Türk milletinin ayağa kalkışına hiç kimse engelleyemeyecek. Gençliğin ayağa kalkışında hiçbir kuvvet durduramayacaktır. Evet, çok teşekkürler Çağdaş Cengiz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. Şimdi değerli izleyiciler, görüntüler çok şey anlatır. Görüntüler çok şey anlatır. Rize'deki görüntüler de aslında çok şey anlatıyor. Biraz önce basın açıklaması yapan, ellerinde Türk bayraklı olan kitleyi gördünüz. Onlar ellerine Türk bayrakları almışlar, bir basın açıklaması yapıyorlar. Türkiye'deki durumla ilgili görüşlerini aktarıyorlar. Ellerinde sadece Türk bayrağı olduğunun tekrar altını çizeyim. Yani bu kişilerin elinde sadece Türk bayrağı var. Fakat Türk bayraklarına bugün yaşanan ortamda çok iyi görüyoruz. Çok ibret alarak görüyoruz. Gerçekten biraz da böyle içimiz sinmeyerek, yani anlayamayarak hatta diyelim, öyle görüyoruz. Ellerinde Türk bayrağı taşıyan kişilere işte o tazikli sular sıkılıyor. Efendim, biber gazları sıkılıyor ve öyle acımasızca sıkılıyor ki o biber gazları. Artık herkes biliyor. Tekrar söylemeye gerek yok. Ellerinde Türk bayrağı olan kişiler hedef alınıyor. Ya Türk bayrağı taşıyan adamdan niye korkarsınız? Türk bayrağı taşıyan adam doğal olarak Türkiye'nin varlığını ve Türkiye'nin birliğini savunur. Bu kadar basittir. Dolayısıyla değerli izleyiciler, burada son derece önemli bir şey var. Orada bu mücadeleyi yürütenler, Türkiye genelinde yürütenler, hepsi Türkiye'nin birliği ve dirliği için bunu yapıyorlar. Rizelileri tanırız, Karadenizlileri tanırız. Biz bütün milletimizi çok iyi tanırız. Bayrağa saygısını, bayrağı ne kadar sevdiğini ve bayrak taşıyan insanlardan zarar gelmeyeceğini bildiklerini çok iyi biliriz. Dolayısıyla bunun altını çizelim. Bayrak taşımaya devam eden insanlara müdahale edilmek isteniyorsa, onlar hedef alınıyorsa, o bayrağa müdahale edenler bizden değildir. Türk bayrağını tutanlar bizdendir. Kimin elinde Türk bayrağı varsa o bizdendir. Milletimizin parçasıdır. Türk bayrağına müdahale edenler ve Türk bayrağı taşımayanlar bizden değildir. Kimdense o tarafa gitsinler. Kendilerini ne hissediyorlarsa öyle yaşasınlar. Ama provokasyon yaparlarsa, dünyada tarih boyunca mazlum milletlerin sembolü olmuş o bayrak mutlaka onun cevabını verecektir. Çünkü değerli izleyiciler, bir kere daha söylüyorum. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. O bayrak için ölenlerin torunları, Mustafa Kemal'in çocukları, Mustafa Kemal'in askerleri, o bayrak sonsuza kadar dalgalansın diye Atlantik ötesinden gelen emirlere karşı çıkacak kadar güçlüdür, yiğittir, yüreklidir, cesurttur. Ve cesurdur çünkü merttir. Namerde karşı söyleyecek sözü de vardır. Nitekim böyle Türkiye'nin